Sertab Erener 21 yıl sonra Erevizyon sahnesine çıktı. İşte Türkiye'nin Erevizyon macerası ve Sertab Erener'in performansı. ...1975'te Semiha Yankı'yla başladı. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. 2012'de Can Bonomo ile bitti. Ajda Pekkan'dan Sertab Erener'e. MFÖ'den Athena'ya. Opera'dan 2 dakikaya. Opera 2 dakika. Şebnem Paker'den Kenan Doğulu'ya Türkiye'nin Eurovision macerası. Türkiye 2013 yılından beri temsilci göndermemesine rağmen Eurovision heyecanı yaşadık bu hafta. Sertab Erener, Eurovision şampiyonlarının sahneye çıktığı özel konserde yıllar sonra sahneye çıktı. Nostalji bize Türkiye'nin Eurovision yıllarını hatırlattı. 1975'te Semiha Yankı ile başladı Türkiye'nin Eurovision heyecanı. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür süren, sevişmek bir dakika. Seninle bir dakika muhteşem bir şarkıydı ama Eurovision'da değeri anlaşılamadı. Türkiye 3 puanla sonuncu olsa da Seninle bir dakika popüler müziğin klasikleri arasına girdi. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti. ...1980'de iddialıydık Eurovision'da. Çünkü Türkiye o dönemin de starı olan Ajda Pekkan tarafından temsil ediliyordu. Petrol, canım petrol, artık sana, 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 muhtacım petrol. Esmer Ajda Pekkan'ın Petrol şarkısı dünyaya petrol mesajı verdi ama yarışmada ancak 15. olabildi. ...1981 yılında dönemin popüler grubu Modern Folk üçlüsüne yine dönemin starlarından Ayşegül Aldınç eşlik ediyordu. Şarkıları Dönme Dolap'tı. Türkiye bu şarkıyla ancak 18. olabildi. Oyun değil arkadaş, dünyaya gelmedik bir de deli var. Dost bildiklerim tükenmez arkadaş. 1982'de Türkiye'nin Eurovision şarkısı Nerede Hani, temsilcisi de Neco'ydu. Bu şarkı Türkiye'de sevilse de Eurovision'da ancak 15. olabildi. Peşimden koşanlar, kalbini açanlar. Eurovision tarihinin tek 0 puanlı şarkısı da Türkiye'ye ait. 1983'te Çetin Alp'in opera şarkısı 0 puanla sonuncu oldu. Opera, 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 opera. Müzik tarihimizin en sevilen Eurovision şarkılarından biri MFÖ'ye ait. 1985 yılında MFÖ Beyazlar içinde sahneye çıktıkları Diday Diday'la 14. olmuştu. Diday Diday Diday. Çalış çabala, bitmiyor.
sensiz olunca geçmiyor. Yıl 1986. Müzik dünyasının solo olarak 90'larda tanıdığı bir isim var sahnede. Clips grubunun üyelerinden biri olan Candan Erçetin, Halley şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti. Grup 53 puan alarak 9. olmuştu. Türkiye'yi ikinci kez 1987'de temsil eden MFÖ'nün ikinci şarkısı Sufi'di. Grup bu sefer 37 puan topladı ve yarışmayı 15. olarak tamamladı. Yıl 1990. Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden isim Kayahan'dı. Çok sevilen Gözlerinin Hapsindeyim şarkısını seslendiriyordu büyük usta. Kaç gün hasretimle alevlenirken düşünce, ben çıktım ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzünde susmuş dudaklarım, isyanlarda gönlüm zaman gardiyanı. Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim. Bu güzel şarkımız da iyi bir derece alamadı. Ama Kayahan, klasikleri arasına bir yenisini eklerken, müzik dünyasına da vokalisti Demet Sağıroğlu'nu kazandırdı. Eurovision yıllarından bir harika nostalji daha. 1991'de ülkemizi temsil eden 2 dakika şarkısını seslendiren kızları tanıdınız mı? 2 dakika. Bir aşk sanki en güzel anda uçacakmış gibi seviyor oysa. Bunu hatırla. Yine de yıllar geçecek aslında yaşayıp. 90'ların ünlü pop yıldızları İzel ve Reyhan Karaca daha gencecikken Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti arkadaşları Can'la birlikte. 2 dakika şarkısı 44 puanla 12. olmuştu. Başarısız şarkılarla geçen 90'ların Eurovision macerasının sonuna sürpriz bir isim damga vurdu. Şebnem Paker ilk olarak 1996 yılında 5. mevsimle temsil etti Türkiye'yi Eurovision'da. 5. mevsime açılsa güllerim, yeter bu sonbahar yeter. 1997'de Dinle'yle geri döndü Şebnem Paker. Yüzüne yaptırdığı estetikle şahane sahne kıyafeti, ellerinde zilleri ve Dinle şarkısıyla fırtına gibi esti Şebnem Paker. Türkiye o zamana kadar en iyi derecesi olan üçüncülüğü elde etti yarışmada. ...2000'li yılların ortasına kadar Türkiye yine aradığı Eurovision şarkısını bulamamıştı. Ta ki 2003'e kadar. Sertab Erener, Demir Demirkan imzalı şarkısıyla fırtına gibi esti o yıl. Yarışma öncesi çekilen klibiyle favoriler arasına giren Every Way That I Can, Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan finalde muhteşem bir koreografi ile sahnelendi. Sert
Ertap Erener 167 puan alarak Türkiye'ye Eurovision tarihinin ilk ve tek birinciliğini getirdi. Yılında bir önceki yıl birinci olduğumuz için Türkiye'de düzenlendi Eurovision şarkı yarışması. Türkiye'yi For Real'la Athena temsil etti. Türkiye'de yapılan Eurovision finalinin sürprizi de Sertab Erener'di. Gecede Aşk şarkısının İngilizce versiyonuyla sahneye çıkmıştı Sertab Erener sapsarı saçıyla. Athena'nın For Real şarkısı sevilse de 195 puanla dördüncü oldu ve biraz da hakkı yenen şarkılarımız arasına girdi. Yılında Sibel Tüzün'le temsil edildik Eurovision'da. Süperstar şarkımız çok tartışılmıştı. Sibel Tüzün ancak 11. olabildi. Yılında yine iddialı bir şarkıyla temsil edildi Türkiye Eurovision'da. Türkiye'nin en önemli pop starlarından Kenan Doğulu, Şekitap Şekerim'le sahnedeydi. Birinci olması beklenen şarkımız, komşu ülkelerin birbirlerine verdikleri yüksek puanlar nedeniyle ancak dördüncü olabildi. İngilizce birkaç denemenin ardından Mor ve Ötesi 2008'de Türkiye'yi Deli şarkısıyla temsil etti. Türkçe sözlerden oluşan şarkımız 7. sırayı elde etti. Çok konuşulan Eurovision şarkımız 2009 yılında Hadise'nin seslendirdiği Dün Tek Tek'ti. Angel, Türkiye finalinde beyaz tişört ve kotla söylediği şarkıyla herkesin sevgisini kazandı Dün Tek Tek. Bütün bir yıl Hadise'yi ve şarkısını konuştuk. Beyaz tişörtüyle fırtına estiren Hadise, 2009'daki final gecesine hayal kırıklığı yaratan kırmızı elbisesiyle çıktı. Biz çok sevsek de Hadise'nin şarkısı Eurovision finalinde dördüncü olabildi.
Sertab Erener'den sonraki en iyi derecemiz Manga'dan geldi. Eurovision 2010 finalinde Manga, We Could Be The Same şarkısıyla ikinci oldu. Türkiye'nin Eurovision'daki son temsili 2012'de Can Bonomo ile oldu. Can Bonomo, Love Me Back şarkısıyla 7. oldu ve Türkiye o tarihten sonra yarışmaya bir daha temsilci göndermeme kararı aldı. Türkiye'yi yarışmada temsil etmek isteyen isimler de oldu bu dönemde. Edis, Dudak şarkısını Eurovision için bestelediğini söylemişti. Zaten yurt dışına uzatmak istediğim bir kariyerim var. Bunun için zaten bir çalışmam var. Aslında Eurovision bunun için bir aşama değil benim adım artık. Ben beklediğim aşamayı yaşıyorum. Ama o zaman da söyledim, çocukluktan gelen bir anısı var bende. Aleyna Tilki de güzel bir şarkıyla Eurovision'a katılmak istediğini dile getiren isimlerdendi. Bendeki bir sırdan, kalbindeki sızıdan, Özenen Eurovision heyecanını bu hafta Sertab Erener'le yaşadı Türkiye. Sertab Erener yıllar sonra ikonik şarkısını yeniden seslendirdi.